Battal İlgezi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Ataşehir Belediye Başkanı biliyorsunuz. İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyince partiden istifa etmişti. Bir toplantıya katıldı. İzleyicilerden biri Battal İlgezi'ye tepki gösterdi, protesto etti. Yani aldığı tutum sebebiyle, istifa kararı sebebiyle vesaire. Battal İlgezi o eleştiriyi olgunlukla karşılayıp eleştirinin içeriğine dair bir yanıt vermek yerine bakın o eleştirinin sahibine nasıl davrandı. Diğer belediye başkanlarını çağırdınız mı? Ben hiç kimseyi davet etmedim. Davet eden kim varsa herkes buraya davet edildi. İmadansızlara peşkeş çekiyorsunuz. Sana kaç para verdiler lan konuşturuyorsun sen oradan? Hadsiz adam. Kim kime peşkeş çekiyor? Ulan kim peşkeş çekiyorsa şerefsiz olmuş şerefsizdir. Seni buraya getirdi şerefsizdir. Sen kimsin lan? Hadsiz herif. Şerefsiz burada bile oturmuyorsun. Senin kimi gönderdiğini biliyorum. O senin patronun var ya. Burada hanımlarla bile küfür ederim. Şerefsiz. Geçenlerde Turgut Altınok, AK Parti'nin Ankara adayı. Bu emekliler için Mansur Yavaş'ın yaptığı bir yardım var biliyorsunuz. Onu artırmayı vaat ediyor Turgut Altınok. Bir vatandaş yine böyle sokaklarda dolaşırken Turgut Altınok şöyle demişti. Madem öyle, yani emekliye şu kadar yardım edeceksiniz, Mansur Yavaş'ın verdiği yardımı artırmayı vaat ediyorsunuz. Bunu o zaman hükümet yapsın. Yani siz şunu kabul etmiş oluyorsunuz. Gerçi Erdoğan da bugün kabul etti de o zaman öyle değildi. Bu işte emekliye verilen maaşın yetmediğini kabul etmiş oluyorsunuz. Turgut Altınok bu sözler üzerine provokasyon yapma demişti. Provokasyon yapma demişti. O zaman da aynı şeyi söylemiştim. Neden provokasyon olsun? Bir vatandaş ya birisi göndermiş olsa bile onu oraya git Turgut Altınok'a bunu söyle demiş olsa bile. İçeriğine bakacaksınız. Ona göre bir yanıt vereceksiniz. Burada da farklı bir tutum yok. Birisi çıkmış size bir şey söylüyor. Bir eleştiri yöneltiyor. Bir protestoda bulunuyor. Seni kimin gönderdiğini biliyorum. Ondan para aldığını biliyorum. Ahlaksız, şerefsiz vesaire vesaire. Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın yanına giden çocuğun gözyaşları akmasın diye çözüm bulması gereken siyasetten manzaraları anlatıyorum size bugün. Bir bakalım. Ali Babacan'la o çocuk arasında geçen diyaloğa bir bakalım. Başkanım biz dört kardeşiz ve biliyorsunuz bu dönemde geçim bayağı zor. Yani ekmek derken her şeyden uçmuş yani. Benim istediğim yani biz annemler küçüklükten beri yani bize yardım istiyor ve arabamız ve evimiz olduğu için devlet bize yardım vermiyor. Yani biz